Siirt Limit Eğitim Kurumları kurucu müdürüyüm. Yaklaşık olarak 14-15 yıldır da bu sektörde çalışmaktayım. Aynı zamanda rehber öğretmen olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu özel öğretim kurumlarına ilişkin ve temel liselerin, özel öğretim kurumlarının, kurslarının daha doğrusu kapatılması ile ilgili bir fikir beyan edildi. Bu fikre ilişkin açıkçası bazı eksiklerin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda özel teşebbüsün ihtiyacı haline gelmiş olan, eğitime de katkısı olan kurumların ortadan kaldırılması ya da bir şekilde bitirilmesi anlamı taşıyor. Bunlar ne tür bir katkı sunuyorlardı? Eğitimde eksik olan, aksak olan kısımları insanların, velilerin daha doğrusu öğrencilerine ilişkin eksiklerini kapatma noktasında kendi öz imkanlarını kullanarak bu kurslarda eğitim alarak öğrencilerin üniversite hazırlık sürecini tamamlamalarını, bir üst öğretim kurumuna geçişlerine yardımcı oluyorlardı. Fakat şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamayla bu özel öğretim kurslarının devlet bünyesinde ve farklı bir şekilde faaliyet sürdürebileceğini ama devlet eliyle yapılabileceğini söylüyor. Fakat bunu özel öğretim kursları değil, özel teşebbüsleri değil, devletin bizzat kendi imkanlarıyla yapacağını söylüyor. Fakat tabii bu konuda şöyle bir şeye değinmek elbette ki elzem gözüküyor. Çünkü destekleme kurslarını zaten Milli Eğitim Bakanlığımız kendi bünyesinde hafta sonu kursları şeklinde yapmış oldu. Fakat bunda çok büyük başarı elde edilemedi. Belli başlı okullarda belki çok iyi sonuçlar alınabilmiştir. Fakat yine de özel öğretime bir ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar da dediğimiz gibi ister istemez eski adıyla dershane gibi anlatılan, fakat hani dershanelerin kapanmasından sonra özel öğretim kursları olarak karşımıza çıkan kurumlar. Bunlar da kendi iyi öğretmenleriyle güzel bir sonuç elde etmeye çalışıyorlardı. Şimdi şöyle bir şeye değinmemiz gerekiyor. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Dershanelerle ilişkin açıkçası böyle bir tepkinin neden oluştuğuna baktığımızda da biz şunu görebiliyoruz. Mevcut gelişmiş olan olayların özellikle 15 Temmuz olaylarından sonra FETÖ olaylarının daha doğrusu daha çok dershanelerde cereyan etmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Devletin de bu konudaki tepkisi gayet doğal gözüküyor. Fakat şunu çok iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Biz özel öğretim kurslu temsilcilerinin hepsini aynı kefede değerlendirilmesi hiçbir şekilde doğru olarak bizim özellikle değinmemiz gereken noktalardan bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Şimdi gelelim bu özel öğretim kurslarında gerçekten faydalı işler yapılıyor muydu? Bu özel öğretim kurslarının aynı zamanda içeriklerine baktığımızda kendi öz imkanlarını doğru bir şekilde değerlendiren, aynı zamanda orta sınıf ya da alt sınıf fırsat eşitliğini tam anlamıyla öğrenciye de veliye de yansıtabilen bir özelliği vardı. Örnek veriyorum, bir öğrenci her halükarda bu özel öğretim kursları kapanırsa dahi velilerin bazıları, ekonomik imkanları olan velilerimizin bazıları her halükarda kendi çocuklarına bununla ilgili özel dersler alacaklardır. Ve bu özel dersleri almaları durumunda baktığınızda maliyetleri de ona göre fazla olacak. Ama orta gelirli bir insan ya da alt gelirli bir insan bunlardan hiçbir şekilde faydalanamayacak. Ama dershanelerin ya da buna benzer özel öğretim kurslarının olması durumundaysa biz şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Öğrenci çok daha cüzi bir ücretle ama emeğini daha fazla ortaya koyarak aslında bu imkandan, o fırsat eşiğinden faydalanmış oluyor. Peki kimin kaynakları? Kendi öz kaynakları yine. Aynı zamanda şuna değinmemiz gereken bir nokta daha olarak bakıyoruz. Bu sadece öğrenci veli ayağıyla olan bir şey değil. Aynı zamanda ülkemiz içinde bir istihdam alanı olarak da karşımıza çıkıyor. Her kurumda ortalama 13-14 tane öğretmenin çalışıyor olması, ki bunu asgari düzeyde belirtiyorum, öğrenci sayısının daha fazla olduğu kurumlarda bu rakamın çok çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda bu öz kaynakların yanı sıra dediğimiz üzere hem istihdam alanı oluşturuyor hem de gerçekten de devlete de resmi olarak bakanlık nezdinde bir gelir bile getirici özelliğe sahiptir. Vergilerini doğru düzgün ödeyen insanlar bu haliyle açıkçası devlete de ciddi bir katkı sunmaktadırlar. Geriye kalıyor şurası. Hani devletimiz burada gerçekten bir şeyi olumlu belki çerçevede değerlendirmeye çalışıyor. Fakat zararlarını, karlarını çok iyi ortaya koyduğumuzda
çok ince elenip sık dokunması ve alınması gereken kararın da çok ciddi olması gerektiğini düşünüyoruz. İmkanı olan kişi belki evine bile çağırıp öğretmenden özel dersini aldırabilecek. Orta sınıftaki bir insan ya da alt gelirli bir insan bunu yapamayabilir, doğru, ama dikkat edin, evine çağırıp özel dersini aldırabilecek. Yani merdiven altına inme durumu şöyle. İki öğretmen bir araya gelir, bunu bir yerde işte bir daire kiralarlar, yaşıyor gibi gözükürler. Sonuç itibariyle burada bile derslerini verebilirler. Ama diyoruz ki bakın, burada legal olan bir şey var. İşte efendime söyleyeyim, dikkat edin, vergi levhaları olan, denetimleri olan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan, Milli Eğitim İl Müdürlüklerine bağlı olan, denetim ve teftiş için gerçekten bu konuda sıkıntı yaşamayan kurumlardan söz ediyoruz. Yani bir tarafta öylesi, bir tarafta böylesi, merdiven altı olacak mı? Evet, merdiven altı olacak yani. Bunun kendiliğinden oluşabileceğini söylemek mümkün. Malumunuz eğitim sistemindeki gerek bir aksaklık, eğitim sistemindeki bir noksanlık, üniversite hazırlık noktasındaki noksanlığını biz görüyoruz burada. O noksanlıktan kaynaklı olarak zaten dershane ya da özel öğretim kursu ya da işte buna benzer özel ders algısı ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bu ortaya çıktıktan sonra biz bu sefer ne görüyoruz? Diyoruz ki evet, özel ders algısı, o zaman şunu demek lazım. Bu bir sonuçtur. Neden değil. Nedeni değiştirmediğiniz sürece sonuçlarda da çok büyük bir değişiklik olmaz. Tabii bu merdiven altına siz iner misiniz dersen, ben inmem. Ama şu bir gerçektir. Bunun oluşabileceği, ülke nezdinde gerçekten çok fazla olabileceği ve denetimin de zorluğu göz önüne alındığında gerçekten bu işin yine olabileceğini işaret eder.